ne isterseniz. Abi Van'da herkes hemen çay. Çay çay. İnsanlara diyorum ki 10 senedir ya çaydan başka bir şeyiniz yok mu ikram edecek diye. Var. Burada varmış. Göreceğiz. Her şeyimiz var. Ama başka yerler hep çay abi ya. Van'ın sanki siz, başka bir şey ne, yok. Ne içmek istersiniz? Canınız abi, ne ister? Abi ağanın eli tutulmaz mı? Balkona oturalım istersen. Balkonumuzda sigara içilebiliyor. Da ben sigara içmiyorum ama bu barda da zaten Van'da balkonu olan yegane bar herhalde sizin bar. Barımız böyle, pastanemiz hatta böyle. Pastane olarak da değil mi? Başka? Bir simit sarayı var. Onunki balkon, evet. Balkonumuz. Balkonlu, yani doğru, bizim doğru, bizim doğru, bir ara Ağaç'a pastanesi vardı, adam kapattı gitti. Pastanemizin. Simit sarayının dışında... Bir tek biz varız. Ama ferah olarak, yani şimdi simit sarayında tıkış tıkış, yani minibüste 11 kişilik minibüse 25 kişi aldıkları gibi falan bir hal yani. Evet. Onun için ben orayı saymıyorum. Yani. Onlar tamamen ticaretini yaptıkları için biz tabii. Onların daha lezzetli simit, poğaça ve kuru bazı çeşitlerimiz var. Böreklerimiz var. Ve taze her gün günlük çıkıyor. Şu anda sipariş verin, sıcak simit çıkartabiliyoruz. Sipariş üzerine tabii. Diyorsun. Yok abi bizim karnımız tok. 5 dakikada ama, çıkıyor. Ama bir kahvenizi içeriz yani. Tabii ki. Kahveniz nasıl olsun? Gelsin çocuklar da ben... Türk kahvesi mi içersiniz? Türk kahvesi içerim ben. Nasıl sade, olsun? Sade. Sade. Sen? Yunus? Bir şey? Sağ olun. Yunus Bey değilsin artık. Artı bir emir büyük yerden geldi. Bir kahve içersin. Sen şekerli mi içersin? Şekerli. Çocuklar bakarsa söyleriz. Abi senin bir Van hikayeni alabilir miyiz? Van hikayem? İkinci... Nasıl diyeyim? İkinci dönem. Şimdi bak hani bir pastaneye birisi baksın. Önce bir önceki fasıldan başlarsak. Şimdi Van'a geliş nereden icat etti? Senin ilk Van'a gelişin daha doğrusu ben İzmir'de doğup büyüdüm. Aslen Trabzonluyum. İzmir'den bir şekilde İzmir'e küstüm diyebiliriz. İzmir'e küstüm, oradan Samsun'a gittim. 1,5 yıl kadar orada çalıştım. Büyük Samsun Oteli'nde. Genel müdür yardımcısı olarak. Daha sonra ben Samsun'a alışamadım. Samsun'da rahat edemedim. Arayışa çıktım. İstanbul'da iş görüşmesi yaparken başvurduğum yerlerden bir tanesi de Van'daki Akdamar Oteli'ymiş. Ben ya, farkında olmadan başvurmuşum. Van nedir bilmeden. Tesadüf, evet. Ondan sonra İstanbul'da görüşme yaparken işletme sahibi Mustafa Kantarcıoğlu beni aradı telefonla. Kaç senesiydi? 2010'da. Mustafa Bey ne zaman aldı işletmeyi? Mustafa Bey... Neyse şimdi, kendisine sorarız. Mustafa Bey yani burayı uzun zamandır işletiyorlar. Ortak olarak işletiyorlar. Evet. Fakat bu yıl ortaklarından ayrıldı. Tek başına işletmeyecekler. Fakat ben 2010'da geldiğimde ortak çalışıyordum. Fakat işletme sorumlusu olarak yine Mustafa Bey var. Mustafa Bey aradı beni. Görüşmeye çağırdı. Ben de görüşelim dedim. Ankara'ya çağırdı. Biletimi de aldım. Bindim Ankara'ya gittim. Ankara'da buluştuk kendisiyle. Ben Van'dan deyince böyle bir insan beklemiyordum. Bu kadar turizm aşık, turizmci değil kendisi. Evet. Kendisi kimya mühendisi ama turizm ve otelcilik aşığı. Van'ın aşığı. Bir insan görmedim. Yani kendi ili için çalışan bir insan görmedim ilk defa. Çok az, çok az. İlk defa rastladım. Ve çalışmak istedim. O kadar güzel konuştu ki. Yani abi yani tabirle sizi tavladı. Evet, evet. Aynen öyle oldu. hoşuma gitti yani konuşması falan. Anlatımı hoşuma gitti. Ben dedim bu insanla çalışırım. Ve geldim. Fakat depremden sonra işte depreme kadar çalıştım. Depremden sonra bir geçmişim oldu. Alanya'ya gittim tekrardan. Otel kapandı mı? Rusya'ya gittim. Rusya'dan buraya geldim. Maşallah. Dünyayı dolaşıp geldim. Evet. Mustafa Bey tekrar arayınca ben gene geri geldim. Depremde kapanmış mıydı otel acaba? Depremde kapanmadı. Sadece
güçlendirme yapıldı. Bir zarar görmemesine rağmen. Yani güçlendirme yani müşteri hizmeti vermedi. Tabii müşteri hizmeti vermedi. O anlamda kaldı. 6 ay kadar falan müşteri hizmeti vermedi. Şimdi birkaç aydır buradasınız. Bir aydır buradayız. Bir ay oldu Rusya'dan geldim. İyi ki buradasın ha. Teşekkür ederim. Ne güzel oturduk, kaç sohbet ediyoruz. Peki okul durumu nedir? 9 Eylül Turizm İşletme mezunuyum. 1988. 9 Eylül İzmir mi? Evet. Aydın. Aydın. Bizim zamanımızda Aydın'daydı. Doğrudur. Doğrudur. Ama şimdi birçok hukukçu abilerimiz, hocalarımız derler ki hukuk fakültesinden mezun olan hukuk fazla bilmez. Piyasada öyledir. Zannediyorum zaten... bu işte evet. Aynen. Yüksek lisansları aynen düşündüğünüz gibi. Ben asıl benim okulum Çeşmealtı'ymış. Ben yıllarca her sezon orada çalıştım. Peki niye Trabzonluyum diyorsun abi? Köküm Trabzon. Anne baba. Soyadım zaten Yazıcıoğlu yani. Yazıcıoğulları Trabzon'dan çıkıyor. Öyle mi? Benim annem Ege'li, babam Trabzonlu. Anladım. Tabii baba her türlü toplumda yani Lazlık var. O yüzden çok fazla geziyorum. Doğrudur. Abi çok teşekkürler. Sağ olun. Var rica ederim. Görüşürüz. Sizleri burada görmek büyük bir şey. Çok sağ olun. Bize ait. Burası sizin eviniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Zaten işte sizleri burada gördükten sonra neredeyse her günümüz burada geçiyor. İnşallah böyle devam eder. Bazen yani aklıma geliyor, eve gitmeye üşeniyorum, burada mı kalsam diye düşünüyorum. Her zaman. Yani sağ olun, teşekkürler. Kapılarımız her zaman açık. Sağ olun.